Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle şu sıralar devam eden adaylar turnuvasından güzel partileri inceleyeceğiz. Ancak videoya hemen başlamadan çok küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Uzun süredir video yapamadığından ötürü çok özür diliyorum. Bıkmadan ne zaman video atacağımı soran halimi, hatırımı merak eden izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Her şey yolunda, bir problem yok. 2020 çok güzel bir yıl olmadı kimse için hatta bütün dünya için ancak benim hayatımda çok güzel bir değişiklik oldu acemi bir satranç oyuncusu olmanın yanında şu anda acemi bir babayım aynı zamanda ve bu bütün zamanı alan bir uğraş haline geliyor o yüzden annelerinizin babalarınızın kıymetini bilin diyorum ve seyircilerimiz arasında anne baba olan bütün satranç severlere buradan selam olsun diyorum gerçekten sizi anlıyorum yanınızdayım Yanınızdayız eşimle birlikte. Evet bu küçük açıklama umuyorum yeterli olmuştur. Şimdi tabii ki gelecekte de bundan ötürü bazı şeyler yapılacak veya yapılamayacak. O yüzden tam söz veremiyorum da. Evet adaylar turnuvasının 4 oyununu incelemek istiyorum bu videoda. Biraz sıra dışı bir şey yapacağız. Deneysel de olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben de oyunları kapsamlı bir şekilde inceleyemedim maalesef. Elimden geldiğince takip ettim. Ve sizle birlikte bazı şeyleri makine analiziyle, bazı şeyleri birlikte kafa yorarak incelemek istiyorum. Uzun bir video olabilir. Ancak e, bizim açımızdan eğlenceli olmasını umarız. Çok yavaş bir video olmamasını umarız. Çünkü öyle olursa izlemesi zor olabilir. Evet, çok ağır oyunlar oynandı. İki tane kazanç var ve siyahlar e, bu turnuvada şu anda 2-0 önde başladılar. 4 oyunun ikisini siyahlar kazandı. İkisi berabere bitti. Önce kazanılan oyunlarla başlayalım. Anishkiri ile yan Nepomniachtchi partisi ile başlayalım önce. E, Anishkiri her ne kadar beraberlik yapmasıyla bilinen bir oyuncuysa da benim çok sevdiğim, beğendiğim bir e, satranççı. Çünkü oyunları genelde heyecan barındırıyor. Oyunun her aşamasında çok yoğun bir varlık göstermeye çalışıyor. O yüzden oyunları e, hayli, etkileyici, özellikle açılışta yaptığı buluşlar çok güzel oluyor. Ve bu oyunda çok farklı olmayacak birazdan göreceğiniz gibi. Şu sıralar çok revaçta olan İngiliz açılışına gidiyor. dört büyük ustanın üçü bu turnuvada. Hemen hemen e, beyazların vazgeçilmez silahı oluyor artık İngiliz açılışı. Yalnız bir hamle sıralaması numarasıyla başlıyor e, anışkiri. Önce at f3 ile başlıyor, at f6, c4, c5 ve İngiliz açılışında simetrik varyant. At c3, at c6. Makine analizini de e, zaman zaman paylaşmak istiyorum. Görüntümün alt kısmında eğer bir acemilik yapıp e, görüntüyü bozmazsam e, şu an açık değil ama e, aşağı yukarı indirerek. Ben de açtığım zaman sizinle paylaşacağım. Çünkü sürekli açık olması da makineyi yoruyor gibi bir durum var. Şu anda mesela yukarıda kalması daha iyi. Çünkü kitaptaki en azından varyantları görebileceğiz. Hatta kendi görüntümü biraz küçülteyim. Acemilikler olabilir. Çok uzun zamandır video yapmıyorum. Şimdiden çok özür diliyorum tekrar. Umuyorum çok büyük sorunlar olmaz. Peki. Gördüğünüz gibi daha çok oynanan hamle simetrik G3 hamlesi. Ve büyük ihtimalle siyah G6 ile devam edebilir buna karşı. Ancak daha iddialı hamle D4 hamlesi. Beyaz simetrik gelişimi yanına artık tahtaya bir şeyler koyuyor ve siyahın bir şey yapmasını istiyor merkezde. Cd, at D4, E6. Tabii ki C4 piyonunun tahtadaki varlığı beyaz kareler üzerinden geçecek mücadeleyi bize müjdeliyor. O yüzden E6 hamlesi hem beyaz kareler için mücadele etmek isteyen fil B4 veya fil C5 hamlesini hazırlarken hem de D5 sürüşünü belki akla getirebilir. D5 karesini kontrol ediyor. Ne zaman D5 süreceğini şu an bilemiyoruz siyahın. Çünkü D5 sürmek stratejik olarak uygun olmayabilir C6'taki taş değişiminden sonra örneğin. C5, At5, At6, piyon zayıf kalabilir. G3, hemen strateji devam ediyor. Beyaz kare stratejisine devam ediyor beyazlar. Fil g E4 ve D5 karelerine göz dikecek. E fil uzun çaprazda etkili olurken İngiliz açılışının temel prensibi merkezi E piyonuna henüz koymadan nasıl oynanabileceğini gösteriyor. Vezir B6. Siyah hemen merkeze baskı yapıyor. Gördüğünüz gibi şu an ana varyanttayız. Ve at D5 son zamanlarda fazla oynanmaya başlanan bir hamle. At D6 karesine girmek istiyor. Ve belki Fil F4 hazırlanabilir. At C7'de sıkıntı yaratacak siyah için. At E5. Hemen bu iki fikre karşı çıkıyor. Hem Vezir D6 karesini artık korumakta. Hem C4 piyonuna göz dikiliyor. Hem de az önce gösterdiğim Fil F4 hamlesine bir hamle hazırlanıyor şimdi. Bunu oyuncular bilmek zorunda. Gördüğünüz gibi zamanlarda Altta ve üstte iki tarafında 1.40 ile başlayan zamanı şu anda azalmamış durumda. İki tarafta hızlı hızlı hamlelerini yapıyorlar. Şile F4 ata saldırı var. Elbette at C4'e at c oyun hemen biterdi. O yüzden at FG4 belli ki bilinmek zorunda olan bir başka hamle bu. Vezir F2 tehdidi var ve aynı zamanda A6 için bir tempo kazanılıyor. Aksi takdirde bu at can sıkıcı tehditler yaratmayı sürdürecek burada. E3 ve A6 şimdi başardı bunu ve görüldüğü gibi biraz atın kaçacak çok fazla güzel karesi yok çünkü B2 piyonu da boşta ve A3 karesinde de fil var görüldüğü gibi. Burada artık oyun sertleşmeye başlıyor ama iki tarafta hamleleri hızlı hızlı yapmaya devam ediyor H3. A ve 5 başka hamle bu pozisyonda Vezir C6 gibi bir şey denenmiş ama kritik mi bilmiyorum Nepomniac'ı oynamadığı için ancak incelemeye değer olduğu kesin burada belki makine yardımıyla analiz yapılabilir eee ancak e, sanırım Timofeyev ile e, Hırboye Stevich arasında olan parti Vezir c devam etmiş. Ancak biz oyuna devam edelim. AB5 hg 4 At C4 Hala teorideyiz gibi görünüyor. E, B2 karesinde tehdit var. Ve oyunun ilk yeni hamlesi en azından bi bizim açımızdan daha önce Vezir B3 tarzında bir hamle oynanıp B5 piyonuna saldırılırken B2 piyonu korunmuş ve Fil C4 tehdidi var gündemde şu anda. E, ve oyun Kabaca böyle devam etmiş D5. En azından atı destekliyor. Fil 4 sonrasında. Ve e, Fil C4 D4. Vezir B5. Vezir B5. At B5. C7 karesinden çatal tehdidi var. Ve siyah tam zamanda yetişiyor. Şahını rok yaparak güvenli bölgeye alabilir. Ya da şahını merkezde tutmaya çalışabilir. Yani keyfine göre. Bu pozisyonda Şah 7'de kale A5'de rok da oynanmış. Ancak Aniş Giri belli ki burada olan biteni beğenmediği için kale C1 oynuyor. Ve aslında bence... Çok dikkate değer bir yaklaşımda bulunuyor. Bundan sonraki oyunu çok etkileyici. İyi bir hazırlık en azından. At alır B2. Tabii ki oynanmayacak. Bu e, benim ana varyantım değil. At B2 hamlesi yeterli olmazdı hemen onu söyleyelim. Vezir B3 hamlesinden sonra B5 piyonu alınabiliyor. Ve tabii ki aynı tehditler devam ederken atın kaçacak. Düzgün karelere de ihtiyacı var şu anda. Zor pozisyon. Bir ilginç varyant şöyle olabilir belki. Fil B5, at C3 ve fil D7 ile vezir kazanılabiliyor. Ee, C1 ve D5 aslında Nepomniachtchi'nin 11 dakika düşünerek yaptığı bir hamle. Nepomniachtchi genelde hızlı oynanan, oynaması meşhur bir oyuncu. Genelde hızlı oynuyor. Yıldırımı da çok güçlü. Burada 10 dakika düşünmesi onun pozisyonu yabancı olduğunu gösteriyor. D5 hamlesiyle. Az önce konuştuğumuz tehditleri savuşturmaya çalışıyor. C4'de atını güçlendiriyor. Ve B3. Giri fikrini ortaya koyuyor. B3 oynamak istediğini. Ve pozisyon artık enteresan olmaya başlıyor. Çünkü ee, anlayabildiğim kadarıyla bir B4 hamlesi önceki hamleyle hazırlanan bir hamle. D5 ile birlikte. Ancak Nepomniya için 17 dakikasını alıyor. Çünkü öyle görünüyor ki örneğin at D6 gibi basit bir geri çekiliş. Fil D6. Fil D6. Fil B5 ile karşılanabilir. Burada güzel olan şey şu ki e, siyah eğer fil çiftinden vazgeçer de merkezde şahla oynamaya başlarsa bu onun için çok tehlikeli olacak belli ki. Ve şahını E7'ye koyup e, güvendeymiş gibi davranmaya çalışırsa burada beyazın çok güzel bir hamlesi var. İsterseniz siz de bunu düşünebilirsiniz. Ben oyun sırasında bunu hesaplamaya çalışmıştım. E, hoşunuza gidebilir. Bu pozisyonda her ne kadar beyazın tabii ki merkezde şaha karşı güzel bir oyun olabilirse de çok güçlü vezirde 5 hamlesi var. E, burada E'de 5 attı 5 var. Tabii ki e3 piyonunu alması bile bir şey değiştirmeyecek. Bir piyon daha alacak çünkü daha sonra beyazlar. Da. Bu yüzden e, bunu tercih etmiyor ve fil B4 az önce hazırlanan varyantı oynamamak zorunda. Taş fedası ama geçici. BC, Kala A3. Gördüğünüz gibi Anish Giri bunları yaparken hiç zaman harcamadı bile. 1:43'te devam ediyor zamanı. E, Kala A3, File 5 Belli ki Anish'in fikri bu. F6. Fil D4. Vezir A5. Ve burada Nepomniachi C3'teki atın düştüğünden az çok emin. Çünkü kendisinin E5 tehdidi var. Vezirle korumak herhangi bir şey ifade etmeyecek. Ancak Aniş ilginç bir şekilde hala hızlı oynuyor burayı. File 2. Belli ki kendisinin bilgisi dahilinde burası. Basitçe şahını güvenli bölgeye aktarmak istiyor. Bir adım ya da iki adım. Ee, bulduğu roksuz satranç gibi belki rok atmayacak. Ve fil C3. Aslında bu pozisyonda uzun süre tartışılan bir konum oldu sanırım bu. Çünkü e, ben burada canlı yayını yakaladığımda dünya şampiyonu yorumlarında bu pozisyonda Anish Girin'in bir hazırlığı mı var yoksa blöf mü yapılıyor diye tartışılıyordu. Ama tabii ki Anish Girin'in meşhur hazırlığı düşünüldüğü zaman burada kendisinin blöf yapmadığı açık. Ve müthiş bir fikri var. Kale alır C3. Gerçekten Beyaz'ın iddia ettiği şey şu. Kendisinin D4'teki fili elbette açık H dikeyi ve e, G5 tehditleri sayesinde rakibin gelişmemiş oluşuyla birleşince C3'teki kare D4'teki fil boy ölçüşebilecek. Bütün fikri bu. Ve kendisi burada yine hızlıca şah F1 oynuyor. Hala Giri hazırlığında 1.39 gördüğünüz gibi. Bunu ilginç yapansa şimdiki hamleyi makineler ilk başta kötü olarak değerlendiriyor. Ancak bir de isterseniz e, siz de bakın. Kendi oyunlarınıza da belki gözlemlemişsinizdir. Makine en başta bir hamleyi beğenmiyor örneğin. Daha sonra uzun düşündüğü zaman anlıyor ki Amel'i o kadar kötü değil aslında. Ee, gördüğünüz gibi makinenin 3 hamlesinden bir tanesi B4 ve hepsi eşit değerlendirmede. Nepomni açı burada makinenin aslında en güçlü hamlelerinden bir tanesini oynuyor. B4 hamlesini yapıyor. Ve şunu da söylemek yerinde olur. Siyahın G5'e karşı ve gelecek karşı oyuna karşı kesinlikle bir şey yapması gerekiyor. Bu yüzden B4 hamlesinin çok güzel bir, birkaç fikri var. Fil C3'e tabii ki B ile almak istiyor. Bir geçer piyon demek o. Ve vezirle D5 karesini kontrol etmek istiyor. Çünkü Vezir de 5 karesine göz dikmiş durumda. O yüzden aslında Nepomniachtchi'nin masa başında yaptığı şeyin oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hemen düzeltelim şurayı. Gerçi görsel olarak çok bir sıkıntı olmadığı için burada kalabilir. B4 hamlesi çok ilginç bir hamle. Geçer piyon elde etmeye çalışıyor. Ve giri gördüğünüz gibi G5 oynayarak kesinlikle geri adım atmayacağını gösteriyor. filin çaprazı da açıldı ve kırılgan piyon yapısına saldırı var G5 e5 aslında Nepomniac'in temel fikri vezir de 5 almasın derken kastettiğimiz şey buydu. Fil C3 zorunlu gelişiyor. BC3 GF6 GF6 ve ilginç bir şekilde e, pozisyonda çok doğal görünen vezir bebir hamlesini yapıyor e, ve bu bir aslında hata sayılabilir. Her ne kadar kale aşkili tehdidiyle zaman kazanıyormuş gibi görünse de beyaz aslında bir sonraki hamlesiyle açıklanacak bir sıkıntı yaşıyor burada. E, vezir C7. Önce Nepomniachi H7 piyonunu koruyor. Şimdi Vezir D3. Fikrini gerçekleştiriyor. Burada e, şimdi Nepomniachi'nin hamlesi yüzünden makine bu hamleyi beğenmiyor ve kale 4 tarzı sürekli beyazın fikri olan bir e, kalenin oyuna girmesi fikrini öneriyor. Ancak Vezir D3 hamlesinde bizim için ilk egzersiz sorusu var. Acaba bu pozisyonda siz olsanız ne oynarsınız? Çünkü doğal bir gelişim olan DC almak Vezir C3'de yanıtlanacak. Ve ardından oklarla gösterildiği gibi beyaz kale H4 gelip siyah kalelerden şaha karşı saldırı elde etmeye çalışacak. Açıkçası bu pozisyonda beyazın baskısı olduğunu söylemek mümkün. Ama siyahın çok güzel bir sürprizi var pozisyonda. Eğer bulabildiyseniz gerçekten çok güçlü ve 5 hamlesinden sonra siyah inisiyatifi ele geçiriyor. Ve Anişkiri gördüğünüz gibi buraya kadar rakibi kadar düşünmek zorunda kaldı. Eee çok ciddi bir zaman avantajını çok iyi kullanamadı. Ve şimdi anlamaya çalışmamız gereken önemli bir durum var. Acaba vezir d5 alınmıyor mu? Ee, ya da al, piyonlar alınırsa ne olur gibi. Tabii ki piyonlar alınması durumunda e, herhangi bir şekilde c piyonunun ne kadar güçlü olduğu daha iyi hatırlanacak. Ve e, büyük ihtimalle kazanç pozisyonu oluyor. Çünkü e, beyazın bütün planı suya düşmüş gibi görünüyor. Kendisi saldırmak istiyordu. Fakat bu saldırı başarılı görünmüyor C2'den sonra. Hemen kayıp pozisyon. Çünkü kale C1 karesini kontrol etmiyor. Ama Vezir D5 ilginç görünüyor. Hem flash 5 yapmak istiyor hem Vezir B5 almak istiyor. Fakat bu pozisyonda siyahın yine Nepomniachi'nin iyi bir hesabı var. İsterseniz burada yeniden düşünebilirsiniz. Çünkü C2 gibi bir hamle yapılırsa Vezir B5 alınabiliyor. Tabii ki oklarla gösterdiğim şey benim yaptığım analizden kalma ama. Vezir B5 oynayabiliyor ve daha sonra piyonu kontrol etmek üzere geri dönebiliyor. Ya da flash 5'e çekiyor bir aramlı kendisi nasıl isterse. İsterseniz bu pozisyonda Vezir D5'in niye alınmadığını biraz hesaplayabilirsiniz. Oldukça öğretici bir hesap var Nepomni açıdan. Yine de fil B7. Bir şiş var. Öncelikle tabii ki Vezir B5 hamlesi fil c ile yanıtlanıyor ve materyal kaybı var. Fakat Vezir E6 ilginç. Sanki Şah zor durumda yakalandı ve beyaz inisiyatifini sürdürecek gibi. CHP onu şu anda hareket etmiyor. Örneğin kale h6 gelmek isteyebilir gibi görünüyor. Fakat vezir eğide hamlesi her şeyi koruduğu gibi şimdi hem kale hem vezir tehdit altında varyantı zorlayacak. Şah çekilmesi pek bir işe yaramıyor. Şah basitçe kaçabiliyor. Ve vezirleri değişilmesinin ardından maalesef Maalesef kalesin kaçsa bile beyazlar c2'nin ardından şahını g2 kalesine gidemiyor fil sayesinde. Siyah h8'deki kalesine hiç dokunmadı bu arada pozisyonu kazanç olarak ilan etmeden önce. Bu sebepten e, beyaz vezir c3 almak zorunda. Belki de b5 hamlesini kaçırdı giri. Çünkü bu pozisyon bundan sonra kendisi için zor olarak tanımlanabilir. bc4, e4. Girinin e, ardına sığındığı savunma bu. Zinciri parçalayarak en azından eşitlemeye çalışmaya çalışacak oyun sonunu. de 4 kale 4 Tabii ki c4 alınabilir belki. Ama e, bu da çok umutlu değil. Belki de böyle olması gerekiyor. Bunu makineyle incelemedim açıkçası ama makine evet, Vezir 4 hamlesini daha çok beğeniyor. Bunu berabere yapmak belki makine için en azından daha kolay olabilir. f fil 5, Filge 4 gibi bir devam yoluyla. Ancak yine de şunu söylemek lazım. buradaki piyon kitlesi ilerlemeye başlarsa eğer, özellikle filin ve daha sonrasında kalenin gelişiminin ardından beyazın işi zor olabilir gibi görünüyor. Örneğin filini g6'ya koyup şaha 7'ye ve daha sonra İçeri girmeye çalışırsa bu çok tehlikeli olabilir. O yüzden e, bunu istemiyor giri ama makineye göre bu en iyisi. Kale 4 Gördüğünüz gibi bir hata kabul ediyor bunu makine ve değerlendirmesi birdenbire yükseliyor. File 6. Kale 4 Ve Rock. Aslında çok güçlü bir hamle. Fakat e, insani açıdan makine bunu sıfır olarak değerlendiriyor tekrar. Pozisyonda makineyi kapatalım. Bilce 4 hamlesini oynamış işgiri. Kale H4 hamlesi makineye göre eşitliği sağlardı ee, ancak bunu anlamak o kadar kolay değil. Özellikle rakiplerin zamanın azaldığı göz önünde bulundurulursa. Temel prensipse şu. E, fil C4 aldığı zaman Kale C8 oynayabilmek için siyah sürekli şahını e, G7 karesine koyuyor ki Fil C4 daha sonra E6 alınamasın. Ve daha sonra Kale C8 de bunu koruyabilir. Ancak makineye göre bu pozisyon e, eşit yani bu eşitliğin nasıl eşit olduğunu anlamak kolay değil. Yani piyona karşı baskısı var beyazın. Şahın zayıf pozisyonu sayesinde ve görece azalmış piyonlar sayesinde olmalı. Ancak oyun şimdi heyecanlanmaya başlıyor. Fil alır c4. Şah g7. Az önce söylediğimiz prensip c dikeyinde de açmaz var. Şimdi kare c8 çok ciddi bir tehdit. O yüzden nepomniyatçı vezir, e, aniçkiri vezir b3 oynuyor ve bir vezir fedası hazırlıyor. Ancak makineye göre bu hala e, vezir b4 ile oynanması gereken pozisyon ama bu değerlendirme nasıl gidiyor emin değilim. Yani burada da siyaha üstünlük veriyor. Kale b8 de içeri girme fikrine e, çok tehlikeli ve aynı zamanda beyaz kareler de çok zayıf. Vezir b3 anlaşılabilecek bir şey. Nepomniac kale b8 oynuyor ve file A6. Tabii ki vezir a4 hamlesi e, o kadar iyi olmamalı. Sebebini düşünmekle birlikte tabii ki. Sebebi nasıl e, gerçekleşebilir? Belki fil D7 oynanabilir mi acaba? Fil D7 örneğin. Acaba fili bu çapraza yerleştirip e, numara yapabilir miyiz diye merak etmiştim ama belki böyle oynanabilir. Fil D7. Vezir eğer gerisin geri kaçarsa bu sefer de fil P5 hamlesi olabilir belki. Şişleme taktiğiyle. Sanırım bu yüzden makineyle kontrol etmek gerekiyor. Kale B8 Vezir A4. Daha farklı devam yolları da varmış. Kale B1 de var diyor ama fil D7 hamle. Vezir'i saçma sapan bir yere kaçarsa şah çekip fil C6 gelmek istiyor. Eğer buraya gelirse B1 karesini korumak için fil B5 var. Fil F5 var. Evet. Ee, kale B8. Fil A6 ve burada hisarlara inanmayan dünya şampiyonunu hatırlıyoruz. Tabii ki bu pozisyonda ilginç bir şekilde kale G8 belki Giri'nin de umduğu şey ee, siyah tabii ki fili almıyor ve şah D6 oynayarak oyunu kazanıyor çünkü hele C7 alındığında Aramlı'ya şah çekiliyor ve satran çok zengin bir oyun. <laughs> şah C7 siyah kalite fazla. Bu yüzden fil B3. Yani şahın ufacık yerinin değişmesi varyantı değiştirecekken kale G8 kale G7 işe yarayacakken ee, Nepomniac için her şey kontrol altında. Fil B3. Şimdi kale G8 ciddi bir tehdit. Ve oyunun çok e, önemli bir aşamasına geliyoruz. Veziri karşı kale fil ve e, aslında beyaz materyal geri. Bir piyon geri gibi görünüyor. Kale fil artı piyon olması lazım veziri dengelemek için. H5. Bundan sonrasında Nepomniac'i çok güzel oynuyor açıkçası. Kale G8. Öğretici. O yüzden biraz yorumsuz geçmek istiyorum. Siyah'ın bütün fikri bir geçer piyon yaratmak olmalı. Örneğin E piyonunu. Ee, ve Şah'ın korganını yıkmalı. Ya da H piyonunu feda edip E, e dikeyinde bir geçer yaratmaya çalışmalı. Nepom açı, Bakalım hangisini uygulayacak? Kale H7. Vezir F3. Kale H8. E4. Şu anda E3 tehdidi var. Yıkmak istiyor bütün yapıyı ve iki tane geçer elde edecek bu yolla. Kale D8 Şah. Şah 7. Fil D1. Tek taktik. Ve Vezir C3. Kale D5. Beyaz hiçbir şey kaybetmiyor. Bütün taşlar e, şu anda alınamaz durumda. Şah çekilirse şahını kaçabiliyor. Kaleye çatal atamıyor. Fil korumada sorun yok gibi görünüyor. Ancak Nepomniac'i işine başlıyor. H4. Beyaz'ın taşları tam e, ip üzerindeyken dengesini bozmaya çalışıyor rakip ordunun. Ve şimdi F ve E piyonları ilerleyecek. GH. F5. Ve F4 E3 yapmak istiyor. Hızlıca kazandırmak için. Nepomniac'i bu bölümü o kadar güzel oynuyor ki. Büyük ihtimalle oyun sonu ders kitaplarında bunu göreceğiz. Kale F5. Ve bu piyon fedasının ardından tabii ki e, piyon alınmadan devam edilebilir miydi sorusu sanki akla geliyor ama gerçekten E piyon ilerlemesi demek zaten oyunun bitmesi demek oluyor. Beyaz son numarasını kurguluyor şu anda. Taş feda ediyor ve diyor ki kalemi G3 ve E3 karelerine koyacağım ve bunu beraber yapacağım. Ancak işler öyle değil. İsterseniz bunu kendiniz de düşünebilirsiniz. E, yan tarafta table base e, özellikle table base'i gösterebilmek için kendi görüntümü yukarı Almak istemiştim. Onu bir kez daha yapayım. Table base bu pozisyonu şu anda belirsiz olarak nitelendiriyor. Ee, ancak açı, bunu gerçekten sanki daha önce oynamış gibi güzel bir şekilde bitiriyor. Vezir A1 kale G4. Tabii ki E piyonu verilemez. Vezir B1 kale G3 Vezir A2. Önce A piyonunu temizliyor. Tabii ki e, Anişkirin'in A piyonunu korumak gibi bir niyeti yok. Şah F1 şu anda piyon sürme tehdidi vardı. Vezir D1, Şah G2, Vezir G4 Kale G3. Burada çok güzel olan şey bizim açımızdan şu. Siyah vezir, vezir H4 aldığı anda oyun beraber oluyor ilginç bir şekilde. Ve Beyaz'ın çok güzel bir savunma kurulumu var. O da Şah'ı E2'ye koyup kaleyi E3 ve G3 kalelerinde götürmek. Götürüp getirmek. Örneğin Şah F1 tek hamle bu arada. Başka hamle yok. Şah'ı E2'ye koyup kale E3, kale G3 gidip gelecek. Ve bundan sonra savunmayı yıkmak zor. Bu yüzden Nepomniachi bunu engellemeye çalışıyor. Vezir H5. Rakibin bu fikrini engellemeye çalışıyor. Kale A3. Yani örneğin şah F1 yapılırsa şah çekip geri gönderebilir. Kale A3. Vezir D5. Tekrar açarak saldırı tehdidi var. Şah G1. Şah F6 ve operasyon başlıyor. Şah H4'teki piyonu alacak. Beyaz bunu engellemeye çalışıyor ve hamlesizlik Siyah bir şey, beyaz bir şey yapmak zorunda. Kale E3 beklerse şimdi Şah'ın o tarafa gidip almaya çalışacak. Pardon. Önce piyonunu koruyup daha sonra almaya çalışacak. Kale G5 Şah, Şah F4, Kale G3. Vezir D5 tekrar sürmek istiyor. Şah F1, Vezir D2, Şah G2. Vezir D1 oyna diyor rakibine şu anda. Eğer kaleyle oynamaya çalışırsa bu sefer vezirle Şah çekilebilir. Kale 3 beklemeyi tercih ediyor. Tabii ki e, uzun vadede büyük ihtimalle H piyonunu Şah'la gidip alma fikri her zaman çalışıyor. Makine burada Beyaz'ın yaptığı hamleyi hatalı dese de aslında değişen bir şey yok. Kale g 3 Şah F5 Kale G3, Şah F6 Kale H3, Şah G6 Kale G3, Şah H5 ve siyah muradına erdi. Beyaz'a Şah F1, E2 oynatmadan H piyonunu yiyor şu anda. Kale H3 Vezir B1. Oyna diyor tekrar Rızık pozisyonu oluşturmak istiyor. Kale E3, Şah H4 ve neden şah f1 e2 oynatılmaması gerektiği şimdi ortaya çıkacak. İsterseniz tekrar bu videoyu durdurup düşünebilirsiniz siyahın nasıl kazanmaya çalışacağını. Evet, tekrar şahını e, oyuna getirmesi gerekiyor. Ama bunun neden gerektiğini birazdan daha iyi anlayacağız. Ve beyazın hamle yapması lazım. Her seferinde şunu göreceğiz. Eğer beyaz beklemez ise siyah uzun çaprazda bir açmaz kurgulayıp rakibini piyonu e, sürdürmemeye zorlamak zorunda. O yüzden örneğin kale gibi bir hamle yapıldığı zaman yan tarafta bir sürü kazanan hamle gösteriyor. Ee, ya da şahla beklerse yine yanında bir sürü hamle gösterecek ama e, en basiti vezir F1 gelmek olacak bu pozisyonda. O yüzden e, siyahın çok fazla, beyazın çok fazla yapacak bir şey yok. İzin vermek zorunda rakibin manevrasına. Ve izin de veriyor zaten. Evet ve şimdi niye şahın E2'de olmaması gerektiğini göreceğiz. Vezir D3 hamlesinin ardından ee, beyaz terk etmiş. Oldukça güzel bir parti. Tabii ki alındığı zaman artık şah f savunma yapılması mümkün değil. Normalde şah uzakta bir yerde olsaydı bu e, olabilirdi. Ancak şah c3 ve vezir çıkırması engellenemez. Tabii ki başka türlü beklemeye de çalışabilir. E, vezir d3'ün ardından kale g3 gibi bir hamleyle. Ama yine siyahın çeşit çeşit kazancı var. Örneğin vezirini e, şahına aktarmak temel fikir olmak üzere. F2 piyonuna yönelmek üzere. Ancak şunu biliyoruz. Vezirle e, kaleyi yiyip daha sonra şahla piyonu alması bile kazanç olacak. Yani şöyle bir senaryodan bahsedebiliriz örneğin. Kale E3, vezir alır E3, piyon alır E3. Piyon finallerimizi biliyoruz bu pozisyonda. Sanki o pozisyon gibi görünse de aslında o pozisyon burada geçerli değil. İlk kazanç Nepomniachtchi'den. E, e, i̇kinci partiye geçelim hemen. Çok vakit kaybetmeden e, Van Hao. Gördüğünüz gibi bütün oyunlar e, hemen hemen C4 ile başlıyor beyazla giden. Turnuvada iki tane E4 oyuncusu var. Alexeyenko ve Vasily Lagrav. Onlardan E4 bekleyeceğiz hep. C4, E5, G3, at F6, fil G2, fil C5, D3, rok, at C3, C6, at F3, D6. Burada aslında çok kısa açılış hamle sıralamasından bahsetmek istiyorum. Kendim de beyaz ve siyah renklerle bu pozisyonları biraz deneyimlemiş bir oyuncu olarak. Neden g3 oynuyorlar, neden at c3 oynamıyorlar gibi sorular akla gelebilir. Burada şunu söyleyebiliriz. Örneğin at c3, at f6 eski varyanttan bahsedersek eğer g3 bu sıralamayla gitmeye çalışılırsa tersten Sicilya pozisyonu. Siyahlar son zamanda fil c5 oynayıp çok iyi skor elde ettiler. En azından eşitleyebildiklerini iddia ediyorlar ve beyaz avantaj bulamadı. Bunu aslında grişçuk Alekseyenko'da göreceğiz. O yüzden çok fazla değinmek istemiyorum. Ve aynı zamanda g3 e, oynamadan böyle yapılırsa e, beyazın fil b4 seçeneklerine de hazırlıklı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi en popüler hamle. Hatta görebiliyorsunuz umarım. Dolayısıyla g3 hamlesiyle en azından at c3 fil b4'lerden ve az önceki gördüğümüz varyanttan kaçıyor. At f6, fil g2 fil c5 Eğer şimdi siyah az önce konuştuğumuz şeyi yapmaya çalışırsa Alexeyenko ile e, Grishchuk arasında oynanacak, inceleyeceğimiz partiye dönüşecek. At C3'ün ardından şimdi artık at B6 ve e, az önce konuştuğumuz şeyi elde edebiliyor Beyaz. İlce 5'li varyanttan kaçınmış oluyor diyelim. Bu varyantı gerçi e, Grishchuk ananda karşı test ediyor bildiğim kadarıyla ama e, en azından siyahın istediği bu değil. Bunu biliyoruz. Ilce 5 bu yüzden bu sıralamayla gidiyor. D3 Şimdi at c3 oynanırsa bu sefer de c6 hamlesi siyahın ajandasında var. Kendisi d5 oynamak isteyecek ve bu fikri at f3 d4 ile karşılamaya çalışırsanız bu sefer at f3'de d4 var. E, E4 var pardon. E4 daha sonra d5 yaparak destekliyor. Beyaz bunu da istemiyor. Bu yüzden d3 oynuyor. Ve şimdi rok. At c3 c6. E, siyahın. D5 hamlesinden artık mahrum kaldığını görüyoruz. Fakat kendisi C6 yaparak az önce konuştuğumuz D5'li kuruluma gitmek istiyor. Fakat bu sefer az önceki E4 hamlesi engellendiği için at F3 geçerli. Ve D6. Artık D5 hamlesini yapmıyor. Fakat birazdan göreceğimiz gibi bu pozisyon tersten İtalyan veya İspanyol'a çok benzeyecek. e 8. Günün birinde E4 sürebilmek veya tabii ki D5 sürebilmek fikriyle. Çünkü E5 bin artık korunmada. Bu pozisyonda a 4 hamlesiyle e, siyahın fikrinin engellenmeye çalıştığını göreceğiz beyaz tarafından. Fil B4. Tabii ki bu fil değerli bu ata kıyasla. O yüzden fil B6 vermek istemiyor fili. Fil B4, A3, fil A5, B4, fil C7. Ve meraklısında bu pozisyonu tersten İspanyol ve İtalyan'da beyaz için kaç tempo ileri olduğunu e, incelemelerini öneriyorum. Ve e, fil, pardon, E4 hamlesiyle Siyah aslında D5 hamlesinden tam olarak mahrum kalmadı. Fakat biz şunu biliyoruz. Ee, İtalyanda veya İspanyol'da filin bu şekilde G7'den çıktığı, beyazlar için G2'den çıktığı pozisyonda siyah biraz gelişim sorunu yaşadığı için beyazın oldukça keyifli bir oyunu olacak. Belki kendisi kale bir gelecek, at C5 gidecek, atın D2'ye çekecek, belki kaleye bir gelecek. Ve bu pozisyonda her ne kadar değerlendirme belki belirsiz diye düşünülse de bence beyazın daha keyifli pozisyonu var. Bu yüzden Vanka o D5 fikrinden şimdilik vazgeçiyor diyebiliriz. A5. Ancak hatırlayın İtalyan ve İspanyol'da vezir kanadındaki piyonların e, sürülmesinden bir şekilde faydalanmak gerekiyor. Aksi takdirde o sürüşler beyaza fayda sağlayacak. Fil B2. At a 6. İki tarafta e, aslında belli şekilde amacına ulaştı. Beyaz gelişimini tamamlama suretiyle siyaha rahat bir oyun Evet, rahat bir kuruluma izin verdi. Fakat kendisinin potansiyel olarak D4, F4'leri var. Siyasa rakibin vezir kanadına saldırarak tempoyla taşlarını çıkmaya çalışıyor hala. B5. Aslında e, önemli bir karar. C5 karesine at gelecek. Büyük ihtimalle bu yüzden dingliren burada vakit harcıyor biraz. Fakat oluşan pozisyonlar beyaza hiç de fena değil. At C5. D C5, C7'deki fil çok kötü. Ancak beyazın D3'te bir zayıflığı var. Şu an konumsal tehditimiz A4 B5 piyonu A3 piyonundan izole edilmek, ayrılmak isteniyor. Bu yüzden Zingren burada hızlı bir şekilde A4 oynuyor. Ve şimdi vezir kanadı gelişiminin tamamlanması gerekiyor. Bu yüzden fil G4. Çünkü file F6 hamlesinde E5 piyonu boşta kalacaktı. Fil G4, kale A3. Güzel bir hamle. Reti hatırlatıyor bize. Richard Reti. Ee, ya da nasıl tam olarak ismi okunuyor ee, ilk ismini bilmiyorum Reti'nin. <laughs> vezir a1 hamlesini hazırlıyor aynı zamanda kale belki oyuna girecek c1'den veya d1'den. Ancak van kaunu şimdi kendisiyle siyah f6 hazırladığı için vezir a1 estetikten yoksun görünmeye başlayacak ve vezir a1 de çok güzel durmayacak. O yüzden önce H3 oynuyor. Vezir b1. Tabii ki burada fille atı alıp oynamak mümkün değil miydi? Çünkü siyah biliyorsunuz d4 karesine at koymaya çalışacak. Niye bunu yapmasın? Fakat burada beyazın çok hızlı bir oyunu olacak. Örneğin vezir aldıktan sonra kendisi F4 sürmeye çalışacak. Bu yüzden ve belki filini H3'ten canlandırmaya çalışacak bu vadede. Ve C7'deki fil çok kötü. Bunu bu stratejik durumdan kaçınmaya çalışıyor. Van Kao ve Flash 5 oynuyor. Vezir B1, B6. At D2. C4 karesi bir süredir beyaz at için çok güzel bir kareydi. Oraya yönelmeye çalışıyor. Tabii ki siyah at D4 karesine gitmek isteyecek eğer mümkün olursa. Tabii ki aslında beyazın atının D5 karesine gitmesi daha iyi olabilir. Siyasi filin filini F7 karesinden dönmeye çalışabilir. Bu F7 karesinden dönüş ona çok güzel imkanlar sağlayacak. Çünkü siyahın iyi fili o. Bu yüzden siyahın iyi fili olduğu için fil F3 hamlesini anlamak mümkün. Hemen kendi kötü filinden kurtulup rakibin iyi filini almaya çalışıyor. Vezir G5 bu hamleyi dünya şampiyonunun açıklaması sayesinde daha iyi anladığını söyleyebilirim. Tabii ki fili koruyup ata saldırıyor. Ancak H4 hamlesini teşvik ederek... Beyaz'ın F4 sürüşünü zorlaştırmaya çalışıyor e, Vanka. Oldukça stratejik olarak kompleks bir fikir. Yani H4 hamlesinden oynanıyor zaten. Sonra anlaşılacak ki Vezir g 6 birazdan göreceğiz. H4, H5 yapıldığı zaman H4 yönü uzun vadede zayıflık halini alacak ve aslında e, ne ilginçtir ki oyunu kazandıran fikir de bu. Vezir D1. Oldukça güzel bir konsept. Fil F3, Vezir F3 ve H5. Siyah istediği şeyi başardı. Bundan sonra yapmak istediği şey e5 piyonun güvenini sağlayıp güvenliğini sağlayıp atın D4 karesine gitmek olabilir. Tabii ki D3 karesindeki zayıflık, A4 karesindeki zayıflık, görece zayıflıklar ee, onlara karşı oynanmayı bekleyecek durumda. Bakalım siyah bunu nasıl sağlayacak. Beyazın fena pozisyon olduğunu söyleyemeyiz. Vezir F5 yine güzel bir fikir, standart bir fikir. Alıp at 4 koymak istiyor. E4'teki at çok güçlü olacak. Siyah eğer piyon yapısını bozacağım diye çok heveslenirse çok kötü bir fille ve e4'te inanılmaz güçlü bir atla baş başa kalmak zorunda kalacak. Kendi atı da çok güzel karelerden yoksun olmuş olacak. Bu yüzden Van Kao böyle bir hata yapmıyor. Kale a D, 8 vezir g6, at g6, şah g2, f6. Ve tabii ki beyaz karelerden şahını belki e, getirmeye çalışacak. f4 fikrini şu anda imkansız hale getirmeye çalışıyor. At c4, kafa f7 ve bu pozisyona dinliren taktik olarak hatalı ancak stratejik olarak anlamlı bir fikre gidiyor. f4 sürmek istiyor. Ancak Van o kadar kusursuz bir şekilde cezalandırıyor ki F4'ün neden olmadığını benim açıklamama gerek kalmayacak. Kale D7. D3 piyon üzerinde hemen e, güç üzerine arttırmak istiyor ve birazdan göreceğimiz gibi belki e, fil D8 karesi için hazırlayacak. E, F4. Bu pozisyonda makine bu hamleyi blunder yani gaf diyor ama birazdan göreceğimiz sebeple. ilk anladığımız şey H4'deki piyonun neden boşta olduğu. E f 4 g GF4 alınamaz. Ancak fil alınması da yeterli olmayacak. At F4, GF4. İsterseniz burada videolarınızı durdurup siyah oyuncunun nasıl stratejik olarak büyük bir üstünlük elde edeceğini düşünebilirsiniz. Çünkü e, oldukça güzel bir çözüm buluyor Van Kao. Aslında bakılırsa C4'teki at muazzam, b altta zayıf piyon var. E, C7'deki fil F4'teki piyonunu basıyor ama çok etkili görünmüyor. Ancak burada ders kitabı örneği yapıyor e, siyahlar blokaj konusunu işliyor ve mükemmel F5 hamlesini yapıyor. Bu bir piyon fedası bile denemeyebilir. Çünkü çok alınmaya sevinilecek bir piyon değil o. Siyah kale hem içeriye girme tehdit ediyor hem de beyazın kaleleri çok anlamsız duruyor bu, bu durumda. Siyahın bu fikrine karşı beyazın elbette pozisyonu kapalı tutup hem rakibin filini sanki öldürmesi hem de atına daha da güç kazandırması gerekiyor gibi. Fakat E5 ardından zayıflıklara bir yenisi ekleniyor ve birdenbire e, siyahın yaptığı H5 fikri ne kadar daha da anlamlı durmaya başladı. İsterseniz tekrar burada e, videonuzu durdurup ne oynadığını düşünebilirsiniz Van Burayı ders gibi oynuyor çünkü. Hemen şah'ı altı hamlesini yapmak çok aceleci olabilirdi. Birdenbire siyahın taşlarını e, görece anlamsız bırakabilir diyebiliriz. Kendisi burada kaleye altı oynuyor. Muazzam bir fikir. Ve kaleyi gelörde koyup oyunu kazanmak istiyor. Temel olarak. Ve siyahın, beyazın elini zorluyor. Şah F3, kale G6, at E3. Aslında kale H1 veya at E3 fark etmeyecek. Ee, G4'e kale geldiği zaman at E3 oynanmak zorunda kalacak. At E3 ve şah E6. Görev tamamlandı. Siyah fil D8 oynayıp H4'teki piyonu e, tırtıklamaya çalışacak tabiri caizse. Kale D4'te, ajanda da. Ve kale G4'ü sürekli beklenmek zorunda. Siyah stratejik olarak kazanç pozisyon elde etti birdenbire. Kötü filiyle... Ee, zayıflıklar sayesinde Tam bir ders kitabı örneği aslında bu Sadece bu iki oyun bile Az önce gösterdiğim iki oyun bile Bu oyunla birlikte ee, Bir hayli şey öğretiyor bize Ve çok baskı altında oynamak gerçekten zor Kale D5, Ate 3 Burada iki tarafında birer dakikası olduğu için e, Hatalar yapıldığı söyleniyor makine tarafından Ancak en kaba hata burada geliyor Kale D, D2 Makineye göre burada çok güçlü bir hamle var İsterseniz eğer e, notasyonu <laughs> Görmeyip İncelemek isterseniz, D4 hamlesinin niye güçlü olduğunu hesaplayabilirsiniz. Çünkü, görünüşe göre sanki piyonu bu bedava bırakıyormuş gibi görünüyor. Ancak e, öyle değil tabii ki. <laughs> D4, d 4 D8'deki filin talihsiz pozisyondan faydalanacak. c 4 at C2 sanki siyah oyunu kazandı gibi. Bitti gibi ama at D4 var. Bu taktik sayesinde hala dengeyi koruyabiliyor. E, ki bu kale finali de büyük ihtimalle İlginç bir kale olmayı sürdürecekti. Ancak az zamanda kale D, 2 ile beklemeyi tercih ediyor ve beklemek büyük bir hata. Çünkü H4'teki piyonu alıyor. Kale g 2 ise süper hamle yapıyor. Kale G4 yine muhteşem. Van Kao'dan harika bir kalite fedası. Alırsa çok güzel iki tane geçer piyon yaratmak istiyor. Ve D3 piyonu saldırı altında. Kale H2 önce almak istemiyor. Nasıl alabiliyorum diye. Fakat G6'nın ardından aldığı zaman şah çekeceği için Beyazın çok da çaresi yok. D3 piyonu saldırı altında. Kale D4 En sonunda alıyor. At G4. Bg4. Şah E3. Bile 7. Kale A C2. H4'ün ardından dingilen terk ediyor. bu muazzam bir performans. Siyahın şahını getirip sürme fikirlerine beyazın yapabileceği çok bir şey yok. İki tane kalesi olmasına rağmen muazzam piyonları var ve siyahın tek kalesi bile beyazın iki kalesinden daha iyi olabilir. Yapacak hiçbir şey yok. İki tane siyah var. 2 i̇ki, iki tane siyah galibiyet var. Oldukça ilginç bir turnuva. Diğer oyunlara da bakmak istiyorum. Videonun uzun olacağı e, pahasına. Dediğim gibi Vaşiya Lagrav Caruana ile oynuyor ve kendisi E4 oyuncusu. İspanyol açılışı. A6, fil a 4, Atf6, Rok, B5. Fila 7 hamlesi ana varyant ve burada e, aslında hırslı sahaya çıktığını görüyoruz. Kendisi Fil C5 oynamak istiyor. Arkangelsk varyantı. Fil B3, Fil C5. Kendisinin acı tecrübeleri var Karlsson'a karşı beyaz taşlarla. Bir de siyahla denemek istiyor pozisyonu. A4, kare B8. Aslında biz e, normalde isteriz ki açık dikey vermeyelim rakibe. Fil B7 oynayalım. Fakat bu tip pozisyonlarda fil B7'ye erken koyduğunuz zaman beyaz D3 ile o filinizi kısıtlayıp daha sonra e, D5 veya e, tabii ki bir sürü rota var burada ama F5 karelerine taş koymaya çalışabilir. Fil birdenbire etkisiz hale geliyor. Ya da eğer B4 oynarsanız bu takdirde de beyaz kareleriniz, örneğin C4 kareniz zayıflıyor ve beyaz ileride A5 sürerek ee, daha önce e, dingdirenle Van Gaalme Partisi'nde gördüğümüz gibi o piyonları bölmeye çalışabilir. B4 ve A6 piyonlarını. Bu yüzden kale B8 hamlesi standart kabul ediliyor. Açık dikey vermiyor mu? Veriyor ama giriş noktaları kontrol altında. O yüzden sorun yok. En azından kısa vadede C3, D6, D4, fil B6 ve yan tarafta göreceğiniz gibi en çok oynanan varyant aslında piyon fedalı bir varyant ama günümüzde bu varyantın fena olmadığı düşünülüyor siyah için. O yüzden artık A5 hamlesi daha fazla oynanıyor ki yan tarafta da database'de göreceksiniz. Karuana ile Carson arasında oynanmış parti de böyle devam ediyor. Fil A7. Hemen kendimize küçük egzersiz soruları hazırlayabiliriz. Acaba at A5, acaba fil A5 niye olmuyor? Derseniz bunları düşünebilirsiniz. Videonuz durduk da düşünebilirsiniz. Bu çalışmaya gelip de inceleyebilirsiniz. Ancak şunu söyleyebiliriz. E, tabii ki at A5 hamlesi e, oynanmış. Fil A'dan müse oynanmış. Ancak fil A5 hamlesi oynanmamış. Çünkü D5 hamlesinden sonra taş kaybediyor. Ve e, at A5 hamlesi de kale A5'den ötürü iyi olmamalı. Fil A5 daha sonra D5 diye hatırlıyorum. Evet vezir D8 ve A5 fikrinden ötürü tehlikeli yani örneğin D5 vurup vezir D8'e izin verirse birdenbire atın muazzam gücüyle karşılaşıyor. Her tarafta boşta taşlar ve çatallar var. Ee, e bu pozisyonu incelemenizi öneririm çünkü at G4'ten sonra az önce gösterdiğim pozisyonda beyazlar üstün olmalı. Fil G5'ten sonra. Evet oraya hızlı geçmiş olabilirim. D5 at G4 fil G5. Pozisyonlar incelemeye değer ancak beyazın inisiyatifinin tartışmasız olduğu pozisyonlar ve skoru oldukça iyi gördüğünüz gibi az oyun oynanmış olmasına rağmen. Fila 7. Bu yüzden tartışmasız ana varyant. H3. Bir kere de 4 sürdüğünüz zaman fil G4'e karşı e, tolerans gösteremezsiniz. Çünkü merkeziniz ciddi bir saldırı altında olacak. Elbette E4'teki alışta fil D5'le yanıtlanıyor. O yüzden e, piyon henüz alınamaz. H3. Rok e 3. ideal kurulum olarak bilinen kurulumu gerçekleştirmeye çalışıyor beyaz. At D2 ve daha sonra merkezi ile gurur duyacak bir pozisyon edecek. Ve gördüğünüz gibi aslında küçük bir tehdit de var. Örneğin boş bir hamle yapılırsa D5 çok hızlı geliyor burada. Ve A7'deki filin pozisyonu itibariyle örneğin D5 alınırsa fil A7 ve at 5 var. E5 piyonu boşta kalabiliyor. ve tabii önce vezirleri alıp daha sonra E5'i alacağız ve F7'deki arkadaşımız korumasız. Ee, öte yandan D5 bir tehdit olduğu için beyaz siyah genelde kale A8 ile cevap vermiş buna ve e, Carlson'ın Karuana'yı siyah taşlarla yendiği bir mücadeleyi barındırıyor 2017 senesinde. İsterseniz bu oyunu da inceleyebilirsiniz. Ancak Karuana siyah taşlara başka bir fikre sahip. E alır D4. Oldukça stratejik tehlikelere sahip bir hamle. Beyaz e, merkezi ele geçirmiş oluyor havadan. Yani hiç yok yeri. Ancak siyahın şimdi karşı oyun hazırlığında olduğunu göreceğiz. Sanki b 4'te hiçbir yere gidemiyor gibi görünüyor. Ee, oyuncak yeri yok ama vezir D2'ye fikrini görüyoruz. Burada kısadan hissemiz şu. Eğer rakibe güzel merkez bırakıyorsanız mutlaka onu parçalamalısınız. Parçalamaya çalışmalısınız. DC5, DC5 alınırsa vezirlerin değişilmesi gerekecek. Bu bir siyaha sorunsuz bir oyun verecek. C4 sürüşü tehl tehlikesi olabilir gelecekte. Eee... Bu sefer de c 3 hamlesi oynanıyor. Artık e4 piyonu istekteydi. Fil b7 tekrar e4 piyonuna baskı uyguluyor ve at g5 hazırlık burada başlıyor olmalı. Çünkü hala teorideyiz. Gördüğünüz gibi oynanmış hamleler var. Tabii ki mücadele beyazın merkezinin ilerleyip siyahın d5 karesine oturup oturamaması ile ilgili gelişiyor. Aldıktan sonra tabii ki alıp alıp vezire değiştikten sonra atta 5 gelemiyoruz. Önce alıp daha sonra d5 alınırsa alınmış partiler varmış. Ben bunu gözlemlememiştim açıkçası. Bile 3. Birkaç tane parti görünüyor. EF6 ama veziler değişilebildiği için bir sorun olmaması lazım. E, ve D5 karesine taş gelebiliyor. Aynı zamanda fil B'ye de at G5 hamlesi tabii ki iki tarafında hazırlığının partisi olmasına rağmen Vaşiye Lagrav burayı daha düşünerek oynuyor. Büyük ihtimalle hatırlamaya çalışıyor rakibinden bunu beklemediği için. Karuan'ı hala hızlıca oynamaya devam ediyor ve E5. Az önce ettiğimiz varyant geldi. D5. Tabii ki burada e, atı hemen şah kanadından ayrılmak belki vezir bebir gibi hamlelerle yanıtlanabilir. E, şah kanadında zayıflık yaratmak amacıyla. Ve daha sonra siyah kayalardan faydalanmaya çalışabilir. Çünkü siyah renkli fil öbür tarafta. G6 sürüşü yapılırsa. D5. At feyli. Hazırlık devam ediyor. E, ve büyük ihtimalle Vaşiyel Agra bu pozisyonu bir yerlerden biliyor olsa gerek. Çünkü at G5 ve at F7 fikri e, bilgisi dahilinde olmalı. Ve soğukkanlı Yine hızlı oynanmış e4 hamlesi var. Tabii ki acaba Kale Kaledfili çok kötü bir hamle miydi diye sorulabilir. Evet, çok kötü bir hamleydi. <laughs> e, tabii ki nedenini isterseniz düşünebilirsiniz. Birden fazla e, sebebi olabilir bunun. D5 örneğin, b3 alınırsa e, e3 tabii ki bu hiç hoş görünmüyor siyah, siyah için. E, ama E4 hamlesini de karavanın hızlı oynadığına bakarsanız burası belli ki hazırlığı dahilinde. Kale F7 iyi olmamakla birlikte E4 de çok tehlikeli görünüyor. Çünkü açarak saldırı var. At D6. Açarak saldırı gerçekten. Başka türlü iyi görünmüyor. Şah 8 Tabii ki hala karavanın hazırlığındayız fakat şunu sorabiliriz. Fil D5 niye olmuyor? Sanki çok güzel bir hamle gibi filinden de vazgeçmiyor. He. Tabii ki at F5'e vezirini basıcı kaçıp oynayacak ama neden fil D5 oynamadı? Bu da aslında e, at D4 ile yanıtlanması gereken bir hamle. Çok güzel. E4'tekini alırsa d te boşta kalıyor. Eğer B3 alırsa şah çekerek alıyor. Dolayısıyla at D6'ya şah 8 oynanmak zorunda. Ve beyaz fil çiftini alıyor. Ancak ne elde etti? E, bu tartışmalı çünkü kendisinin zayıflıkları var D4 ve A5'te. Ve E4'teki piyon çok güçlü. D5 karesinde güzel bir blokaj var şu anda. Vezir E2 gruplaşmaya çalışıyor. Vezir kanalındaki kaleyi. C6. D5 karesinin kontrolünü sağlayıp kale D7 gelmek istiyor. Kale A1. Kale D7. Oyun dengeli diyebiliriz. Zaten makine de bunu onaylıyor. Gördüğünüz gibi yan taraftaki e, analizde. Ben analizi açmıyorum ama yan tarafta makine analizinin değerlendirmesi yazıyor. 0 0 0 diye. Onu kullanıyorum. Çünkü makine analizini açınca bu sefer bilgisayar kasıyor. <laughs> o yüzden açmamaya çalışıyorum. Kale D7. F3. Efe 3. Kale F3. C5. Ve tabii ki Siyah fil çiftine karşı oynarken fillerden kurtulmak istiyor. Önemli bir hamle. dc5, kale d1, at d1, fil c5 vezir f2, fil d6 Burada filleri değişebilirdi tabii ki fil çiftinden değişmek kurtulmak isteyen taraf olarak. Ancak bunu gerekli görmüyor bile karavana. Durumunu pozitif değerlendiriyor ve belki takibi hata yapabilir. Arada zaman farkı da var. 20 dakika fark atmış durumda kendisi. Vezir e5 gibi fikirleri hazırlayabilir gelecekte. Şu an at d3 t -t -t var. At c3, at d3, vezir e2, at c5. Ata 5 de oynanabilir ancak at c5 tercih ediyor. Fil a2. Fil c2 ile farkı var fil a2'nin. Bir tanesine b4 oynandığı zaman at d5 zıplama olanağı yok. Bu önemli bir fikir olabilir. Çünkü vezir e5 gelmek isteyecek. Kale ile kaleyi alma fikri olabilir çünkü bu takdirde. Şimdi göreceğimiz gibi fil A2'ye kale E8 oynuyor ve bu fikirden kaçmaya çalışıyor. B4'de at D5 var çünkü artık. At D5, at D5, kale F8. Bu pozisyon büyük ihtimalle beyaza iyi olmalı. Çünkü kendisinin fil çifti var ve oyun sonuna gittikçe yaklaşıyoruz. Ve piyonlar e, zayıfladı. Kale E8 güzel bir hamle. Vezir D2. D5 karesine tekrar göz dikerek ve aynı zamanda E dikeyinden kaçarak. At C4 ve taşlar kesiliyor. Vezir D3. E, vezir D5 hamlesi aktif görünmesine rağmen makinenin çok güzel bir çözümü var. At F6. Hale F7'yi kesiyor. Vezire saldırıyor ve file 5 Çok güzel bir merkezleşme hamlesi. B2 karesini tehdit ediyor ve her şey kontrol altında. Beyaz'ın fil çifti şu anda. Etkisiz atışlar yapabiliyor ancak. E, Siyah pozisyonu iyi. Vezir D3. At G5. Burada e, uzun düşünmenin ardından karavana beraberliği kabul ediyor aslında. Ters renkli fillerde çok fazla umut yok. Vezir G5, vezir D6 var. O yüzden... Fil C5 şah. Vezir G5. Kalefe 1. Ve burasını görece hızlı geçebiliriz. Tabii ki daha yavaş da incelenebilir ama e, taraflar birazdan beraberlikle anlaşacaklar. Ters renkli fillerin varlığı e, beraberliği destekliyor. Ve son parti Grişçuk'la Alexeyenko arasında. Bu partiyi de çok fazla e, uzun zaman vererek incelemek yerine e, aslında gerçekten beyazın beyaz olduğunu görebildiğimiz <laughs> Ee, tek parti buydu. Beyaz baskı yaptı ancak kazanamadı. Ee, Alekseyenko çok güzel bir e, duvar kurdu. Açılışla ilgili söylediklerimiz aslında az önce e, Dingliren ve Anişkirin'in partilerinde geçerli. Fil G2, Fil C5. Az önce konuştuğumuz şeyi hatırlatayım tekrar. Beyaz atçı 3 oynamak istemiyor ki hem Fil B4 hamlesinden tersten siciller Rosso -Ros Limo kaçınmak istiyor. Hem de e, az önce konuştuğumuz Fil C5'li varyanttan kaçınmak istiyor. Ancak fil 5 yine Alexeyenko'da e, Wang Hao gibi oynuyor. D3 yine söylediğim gibi at C3 hamlesini oynamıyor. C6'dan ötürü büyük ihtimalle. D3 şimdi at F3 hamlesini E4'ten çekinmeden oynayabilecek. Ve D5 bu sefer D5'i görüyoruz. Bakalım Grischuk at 3 hamlesiyle artık e, ne gösterebilecek. Çünkü kendisi bu pozisyonu siyahta hem ananda hem dingirene kaybetti bildiğim kadarıyla. Burada e, dingirene kaybettiği oyun çıktı ama hatırladığım kadarıyla şöyle kaybettiği bir oyun vardı ama yanlış hatırlıyor da olabilirim tabii ki. İzleyicilerimiz düzeltsin. Aronian giriş çıkmış pardon. Aronian giriş çıkmış. Ben yanlış hatırlamışım. Ee, sanki Ananda da kaybettiği bir oyun var gibi hatırlamıştım. Ee, değilmiş. Ama meraklısına bunu önerebilirim. Beyazın fikirlerinden bir tanesi bu tarz bir kurulum elde etmek ve Alexeyenko hızlıca at C3 alıp rok atıyor. Tabii ki beyaz merkezini güçlendirdi. Fakat stratejik olarak D4 merkeze ele geçirmek için çok e, iyi plan kurması lazım. Aksi takdirde bu ona zayıflık olarak geri dönebilir. Vezir C2. Ve orijinal pozisyondayız büyük ihtimalle. Çünkü Liches'in database'i desteklemiyor bu hamleyi. Demek ki yenilik. Ve Grishchuk da e, buraya kadar bayağı düşünmüş gibi görünüyor. Hazırlıkta değiliz. İki tarafta kendi başına oynuyor. H6. Hem at G5'leri hem fil G5'leri kesen bir hamle. E, rock. kalebe B8. Uzun çaprazın boşaltılması hemen hemen bütün e, fil G2 ikili fil G7 açılışlarda gördüğümüz tema bütün çaprazı boşalttı B6 helade bir vezir E8 yine standart bir hamle sayılabilir beyazın önünde sonunda D4 oynayacağını görerek e, vezir kanadındaki beyaz karelere yönelmeye çalışıyor e, nasıl fırsat gelirse e4 ve beyaz d4 hazırlayacak. Belki f4 hazırlayacak. Bakacağız. Göreceğiz. Fil d6. Tabii ki d4'ten kaçınıyor. Bu durumda d4 oynanırsa eğer Az önce konuştuğumuz fikirler gerçekleştirilmeye çalışılabilir. Eee ata 5li fikirler fil altı örneğin tam olarak e, nasıl devam edeceğini tam öngöremiyorum açıkçası ama belki bu şekilde oynamaya çalışabilir filin ya da atın c4 karesine koymaya çalışarak. Buralar araştırmaya kesinlikle açık pozisyonlar ve siyahın stratejik olarak dikkatli olması gereken pozisyonlar. Belki ma makine incelemek faydalı olabilir pozisyonu bilmiyorum. Direktle 4 hamlesi doğrudan kaybetmiyor da hatırladığım kadarıyla. Ama tabii ki ee, evet Ata 5 öneriyor. Dediğim gibi C4 karesine taş koyma fikriyle. Fili vermekten çekinmiyor çünkü beyazın burada kötü bir fili kalacak. Peki <laughs> daha fazla kasmayalım. Ata 4 F4 sürmeye çalışıyor artık. Bilge 4 ve bu hamle aslında beyazı F4 sürmeye mecbur bırakıyor. Çünkü F3 ile engellendikten sonra F4 oynuyor. EF, GF ve beyazın dev gibi merkezine karşı Siyah'ın beyaz karelerden oynamaya çalıştığı bir pozisyon oldu. Şimdi e, Siyah'ın fikri muradına erdi ve fil A4 tehdidi var. Kare D1 e, Makineye göre pozisyona C4 oynayıp Vezir C3 hazırlamak daha makul. O pozisyon hala çok tehlikeli. Çünkü fil A4 gelirse bu sefer Vezir c 3ten sonra at F5 de gelebiliyor. O yüzden çok tehlikeli pozisyon. Kare D1 bu avantajı kısmen yitiren bir hamle ancak gördüğünüz gibi Grişçuk 18 hamle yaptı ve zaman sıkışmasında, <laughs> iki tarafta zaman sıkışmasında. Vezir D8 yine kurnaz bir hamle. H4'teki atı F5'e gelmesin diye önce bir atı sorguluyor. Vezir F2, atı geri çekilmiyor bilecek ve at C4. Güzel bir taktik numara. Alırsa fil C5 var. Fakat fil C1 hamlesinden sonra ve tam olarak ne elde ettiği belli olmayan bir hamle. Fil C5. Bunu elde etmek istiyordu. d 4 ve beyaz kaylarda şimdi bir blokaj var. Daha sonra ee, blokajı arttırmak için belki kendi çoğunluğu olan 3 e 2'yi harekete geçirmeye çalışabilir vezir kanadında. Beyazın merkezdeki çoğunluğuna karşı at f3. Ve bir güzel hamle daha f5. Durdurmaya çalışıyor çünkü aksi takdirde beyaz yürüyecek. Yürümeye çalışacak. F5 hamlesi de bütün beyaz kareleri kompleksi zayıflatmaya çalışıyor. Örneğin bu tip bir durumda ee, siyahın güzel bir ee, beyaz kare kontrol elde edeceğini söyleyebiliriz. Vezir e2 at d6 ata saldırıyor pardon. Buraya hızlı geçtim istemeden. At D6 ve rakibine sürdürmek istiyor sonunda. E5, at E4, at D2, at D2, fil D2 ve beyaz karelerin kontrolünü kısmen sağlamış oldu. Vezir D3 Vezir D7 Şimdi C4 sürmeye çalışıyordu. Ee, ve oldukça enteresan pozisyon. c 4de C6, B5 yapmaya çalışacak. Bilmiyorum makineli incelemek lazım pozisyonu. Çünkü iki tarafında burada zamanı az ve C4 hamlesinde C6 var? Direkt B5 mi var? Tam bilmiyorum açıkçası. Ee, beyaz'ın buralarda avantajlı olduğunu söylüyor makine ilk başta ama zaman geçtikçe e, d açmaz yüzünden maalesef D5 hamlesi etkili değil. Bu B5 hamlesi şu an önemli görünüyor yüzden, evet Bunu kaçırmaması lazım Beyaz'ın. Ve alırsa yine standart bir e, C beyaz kare kontrolü olacak. Evet makine iyi olduğunu söylüyor ama çok inandırıcı gelmiyor bana. E3 C4 Acaba bu pozisyon mu? Evet. Belki beyaz bir taktik olarak bir şey yapabilir mi diye merak ettim ama tam olarak belki şöyle bir şey düşünülebilir. C4 C6 oynarsa yer fil C3. Belki de 5 yapmaya çalışabilir birazdan. Hemen yapamıyorsa. D5 alıp alıp K D8 var. Çünkü böyle fil C3 belki K D1 gelmeye çalışabilir. Ama yine B5 var galiba. c 5 Alabiliyor. Böyle al. Böyle gelirse ve C'de de 5 var. Bir problem yok. Evet. Vezir de 7, file 3, C6 ve beyaz kareleri kontrol etmek istiyor. Ki beyaz siyahın tehdidi B5 yapıp file 4 gelmekti. A4 engellemeye çalışıyor. A6. Bence çok güçlü bir pratik karar ama makine bunu da beğenmiyor. Piyon fedasını. Vezir A6. Kale A8. Vezir B6. Piyon feda etti ve beyaz kalelerde bloke etmeye çalışıyor. Kale A4. Şimdi kale A2 güzel bir tehdit. Kale A1 ve bundan sonra oyun neredeyse force beraber oluyor. E, makineye göre son e, beyazın kazancı zorlayabileceği pozisyon bu. Meraklısında bunu incelemeyi öneririm. Çünkü bana çok inandırıcı gelmiyor hala bunun kazanç olduğu. Belki kale F2 oynayacak bilmiyorum kale A1 yerine. Taşları tahtada tutmaya çalışacak. Ama çok güzel bir blokaj var beyaz kalelerde ve şah çok zayıf. Evet. Video yorumlarında bu paylaşmanızı önerdiğim, daha doğrusu incelemenizi önerdiğim şeyleri paylaşırsanız bulgularınızı sevinirim. Çünkü oldukça çetrefilli bir iş. Ancak beyaz kale A2'yi engellemek için bütün kaleleri değişirken şahın da oldukça savunmasız hale getirdi b 4. şayet ki aslında beyazın artık kazanamayacağını söyleyebiliriz. Bu e pozisyona taraflar beraberlikte anlaşmış ama ben çok kabaca G5 hamlesiyle acaba siyah kazancı oynayabilir mi diye düşünmek istemiştim. Böyle hani F4 yapmaya çalışabilir miyiz diye. Ee, ama hiç de öyle değilmiş. En kötü beyaz G5 hamlesinde vezir febri oynayabiliyor. Galiba öyleydi. Ee, i̇ncelemiştim bunu. Ya da bir başka fikir de şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Vezir a Şah mesela. Şah G7. Ben makinenin yardımını şurada almıştım. Vezir e, 6 gelebilirim. GF4'de de fil F2 gibi. inanılmaz klas bir hamle var. Eğer fil F2 alınırsa beraberlikten kaçınamıyor. Sürekli Şah. Eğer almaz ise almama şansı var mı bilmiyorum. Vezir G2 gibi bir şey yaparsa bu sefer e, beyaz kazanmaya çalışabilir. Eğer beraberlikten kaçmaya çalışırsa. Şimdi şu an beraber yapıyorum ama kaçmaya çalışırsa bu sefer kazanacağım. Bilge 5 oynarsa en kötü şahımla gelip koruyabilirim. Ve kazanç oldu. Evet oldukça uzun ve çetrefilli bir videonun ardından umuyorum. Her oyun, her tur ardından ertesi günde olsa kafayı toparlayıp oyunları baştan sona analiz edebilirim umarım. Evet siz de video yorumlarına eğer neler istediğinizi bir kez daha yazarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Umuyorum uzun ayrılıklar olmasın. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.